Hafta başında Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kırmızı palmiye böceğinin bir hurma ağacının tamamını sardığını tespit etmesi üzerine Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri hurma ağacını kesip köküne kireç dökmüştü. Peyzaj zararlısı olan bu böceği ve türleriyle mücadele etmek ve önlemler almak üzere bugün Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ziraat Mühendisi Mesut Durmuş, bilgilendirme toplantısı öncesi kameralarımıza toplantının içeriği hakkında bilgi verdi. Şimdi ağaçların korunması için tabii öncelikli olarak bulaştırmamak gerekiyor idi. Ancak o aşama geçildi. Artık özellikle kanarya hurması ve hurma ağaçlarının ilaçlanması, böceğin yayılmaması için etkin bir mücadele gerekiyor. Sadece bir kişinin, birkaç otelin ya da belediyenin kendi ağaçlarını ilaçlaması bir çözüm değil. Topyekun bir mücadele gerekiyor. Aksi takdirde ilaçlanmayan ağaçlar böceğin üremesi ve yayılması için kaynak oluşturacak. Durmuş, kırmızı palmiye böceğinin nasıl bir böcek olduğunu ve ne gibi zararları olduğunu anlattı. Şimdi bu kırmızı palmiye böceği dediğimiz böcek 2005 yılında Türkiye'de ilk mersin ölümlere neden olmaya başladı. Özellikle Akdeniz sahil şeridinde yoğun olarak kullanılan palmiye ve kanarya hurması dediğimiz türlerde etkili. Özellikle kanarya hurması ilk tercihi. Hurma ağacına da aynı şekilde zarar veriyor. İlimizde Marmaris'in önemi sadece çetibelinden girilebildiği için Datça hurmasının korunması amacıyla önemli bir geçit merkezi ve karantina bölgesi olarak biz korumaya gayret gösteriyorduk. Bu zamana kadar görülmedi. Diğer ilçelerimizde çok yoğun, özellikle Bodrum ve Fethiye'de. Bu yıl ilk kez Marmaris'te bir hurma ağacının kırmızı palmiye böceği yüzünden öldüğünü söyleyen Durmuş, bu böceğin ağaca nasıl yerleştiğini anlattı. Ucuz palmiyelerin veya kanarya hurmalarının alınması, kontrolsüz üretilmiş palmiyelerin alınması, güvenilir olmayan yerlerden daha ucuza palmiye alınması gibi güvenilir olmayan yerlerden alınan ürünlerin içerisinde. Çünkü böceğin varlığı tespit edilemiyor. Böcek 3-4 yıla kadar hiçbir belirti göstermeden ağaç içerisinde canlılığını devam ettiriyor ve ağacın ölümüne kadar giden bir ağacın içini kemirme diyelim bir yöntemle ağacın ölümüne neden oluyor. Durmuş daha sonra seminerde Marmaris'in bu böcekten kurtulabilmesi için neler yapması gerektiğini anlattı. Büyük oranda kuruması başlamış. Şu görmüş olduğunuz sararan ekrandan da görünen ağaçlar ölüm eşiğine gelmişler. Artık geri dönüşü yok bu ağaçları kurtarmanın.